Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde uygulanan müzikli terapi ile hastalar moral ve motivasyon depoluyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Destek Programı kapsamında desteklenen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'ndeki yaklaşık 100 hasta davul, def, darbuka çalıp şarkılar söyleyerek hoş vakit geçiriyor, hayata daha sıkı tutunmaları sağlanıyor. Ben sıkıntılardan dolayı rahatsızlık geçirdim ve beyin ağrısı geçirdim. Hastaneye yoğun bakıma düştüm, 11 gün sonra yoğun bakımdan çıktım. Ve yine sıkıntılar devam ettiği sürece hanım da rahatsızlandı, o da kanser tedavisi görüyor onkoloji servisinde. Ve bu sıkıntılardan uçtuğumuz yerde Büyükşehir Belediyesi'nden aradılar ve moral evine davet ettiler. Ve buraya geldikten sonra, buraya geldiğim zaman moral buluyorum. Haftada iki gün geliyorum, moral buluyorum. Çok şükür, hamdolsun, belediyemizden de razı olsun Allah'ım. Güzel hizmet veriyorlar. Biz memnunuz, çok şükür. Belediyecilik anlamında toplumun sosyal yaşantısını ve vatandaşlarımızın hayat şartlarını, yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik görevlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de içinde bulunduğumuz moral ev diye nitelendirdiğimiz, adlandırdığımız Alzheimer'lı hastalara yönelik çalışmalarımız. Türkiye'de ilk defa Yaşlı Destek Eğitim Programı çerçevesinde Aile Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı Yaşlı Destek Programı YADES çerçevesinde onların destekleriyle beraber işbirliği şeklinde açtığımız bir merkez burası. Özellikle Gaziantep Üniversitesi Geriatri Bölümü ile beraber çalışırken birinci ve ikinci evre Alzheimer hastalarımıza yönelik bir burada hizmet vermekteyiz. Önemli olan Alzheimer hastaları dört basamaktan meydana gelen rahatsızlıkları içeriyor. Dört basamak olarak bunlar gruplandırılıyor. Biz birinci ve ikinci basamaktaki Alzheimer'lı hastaların ne yapıyoruz? Tedavisini, rehabilitasyonunu ve buradaki yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu terapinin başta gelen özelliklerinden bir tanesi müzik. Bunu çok iyi kullanmak gerekiyor. Müzik, herkesin bildiği gibi ruhun gıdası olarak nitelendiriliyor. Halk arasındaki anlayışı itibariyle. Hakikaten de öyle. Özellikle toplumun ve bireyin hareketli, tempolu ve sözleri anlaşılabilir ve duygu yüklü olan sözlerden, kelimelerden oluşan müzik, insanı rahatlatan ve psikolojisini düzenleyen bir unsur. Tabii bunları yaparken de evde daha yaşam kaliteleri artmış oluyor Alzheimer'lı hastalarımızın ve Alzheimer hastalarımızın yakınları da bu durumdan çok rahat bir nefes alma imkanı elde etmiş oluyorlar. Burada müzik terapisi yapılarak danışanlarımızın depresif duygu durumunu azaltmak ilk amacımızdır. Yapılan araştırmalara göre rahatlatıcı ve eğlendirici müzikler depresif duygu durumunu ve öfkeyi azaltmaktadır. Biz de burada danışanlarımıza sevdiği müzikleri çalarak, onları söyleterek, dinleterek ve sanatçıları sorarak bilişsel düzeylerini tekrardan canlandırmaktayız.